Giremedim. Selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Böyle girmek hiç benlik değil galiba ama neyse. Merhabalar tekrardan. Bugün sizinle soru cevap videosu yapmaya karar verdim. Sizden sorular istedim. Ama bu sefer Survivor'la ilgili olmayan sorular. Yani okulum, ailem, arkadaşlarım, dans, jimnastik. Bunlarla ilgili sorular istedim sizden. Siz de çok güzel sorular sormuşsunuz. Teşekkür ediyorum. Şimdi sizinle onları cevaplamaya başlayacağım. Tabii benim yanımda patates kızartmam var. Bir de çayım var. Yani siz de bir şeyler alabilirsiniz. Böyle soru cevap konuşuyormuşuz gibi, dertleşiyormuşuz gibi falan. Başlıyorum. İlk soru. Öncelikle şunu cevaplamak istiyorum. Kaç yaşındasın? Bu soru o kadar çok gelmiş ki kaç yaşında oldun? 12 Mayıs 2000 doğumluyum, yani 20 yaşındayım. Bunu önce bir cevaplayayım demek. Cevaplamak istedim. Selam! Sinirlendi kovulduğu için. Hoş. Her videomda söylediğim gibi çok zor şartlar altında yapıyoruz. Sizin için neler yapıyoruz? Her videoda zor şartlar çıkıyor, fark ettin mi? Evet, babam, kedi. Dans fabrikada bağırılması, kedi, eğik düzlem bir önceki videoda. Başlıyorum. İlk soruyu cevapladık. Kaç yaşındayım? 20 yaşındayım. 2021'de de 21 olacağım. Bu bilgiyi niye verdim bilmiyorum. Diğer soru. Üniversite okuyor musun? Evet, üniversite okuyorum. Işık Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği bölümünde okuyorum. Bursla okuyorum. Milli Sporcu Bursu'yla okuyorum. Çok zor ama okuyorum. Soru da çok fazla gelmiş hangi bölümde okuyorsun diye. İkisini birden çıkarmış olduğum için işin içinden. Aynı zamanda İngilizce okuyorum. Zor ama çok zor. Gerçekten. Diğer soru. Ailen dans etmene kızıyor mu gibi bir soru gelmiş. Yani hayır ki zaten kızılacak bir şey yapmıyorum. Ailem her zaman arkamda durdu. Spor hayatımda, okul hayatımda, Survivor'a gittim orada. Hatta yani onlar arkamda olmasaydı jimnastikte, yani sporda aldığım çoğu başarıyı asla elde edemezdim. Yani gerçekten bir gün ayrı bir jimnastik nasıl başladım, neler yapıyorum vlogu çok soran olmuş. Onu çektiğimde de bunların hepsini anlatırım size. Ama hayır, dans etmeme kızmıyorlar. Aksine eğleniyoruz yani benim danslarımla gayet. Böyle. Ki gerçekten de kızılacak bir şey yok zaten bence. Var mı kızılacak bir şey? Yok. Dans ediyorum. Hatta çok da mutlu oluyorum. Ben mutlu olunca da onlar da mutlu oluyorlar. Sadece biraz kendimi çok yorurum. Kendimi çok yoruyorum diye babam böyle bir hafif korkuyor yani. Kızmıyor da korkuyor hani. Sağlık açısından bir şey olur mu falan hani. Özellikle şu salgın döneminde. Ama zaten hem dans fabrikada olsun. Yani oraya dansa gittiğim için artık herkes öğrendi. Hem de gidip gelirken gayet kendimi koruyorum. Orada da zaten bütün şartlara uyulduğu için sorun olmuyor. Sıradaki. Jimnastik hayatıma ne zaman başladım? Jimnastiğe ben 2007 yılında başladım. Kayseri'de başladım. Yani 2006 yılının sonunda biz Kayseri'ye taşındık 4 yıllığına. 2007'nin başında da önce kayağa gittim. Hatta kayakla başladım. Bir haftalık kayak kampına gittim. Kayak yaparken fotoğraflarım var, havalı. Onları ekleriz buralara. Oradan da jimnastiğe başladım. 7 yaşında başladım. 13 yıl oldu. Yani hayatımın yarısından daha fazlası jimnastikle geçti. Bakalım dansa nasıl başladım? Bu soru da çok sorulmuş aslında. Şöyle, ben jimnastik yapıyorum yıllardır. Ve hani daha böyle ağır antrenmanlarım olduğu dönem vardı. Ben o zaman da dansa başlamayı çok istiyordum aslında. Ama vaktim yoktu. Yani haftanın 6 günü bazen, ya 5 günü yeri geliyor 6 günü antrenman yapıyorduk. Zaten ben okula da sürekli olarak gittiğim için sabah uyanıp okula gidip çıkıp antrenmana gidip akşam önce 10'da 11'de evde oluyordum. Dansa nasıl başladım? Ondan sonra döndüm ben. İşte Adadan, Dominik'ten, Survivor'dan döndük. Arkadaşım vardı dans fabrikaya giden, Nur. Ona yazdım, onun bir videosunu gördüm. Dedim ben de başlamak istiyorum. O da dedi gel, aa çok güzel, başla falan. Ömer Hoca'yla konuşmaya gittim bir gün, Ömer Yeşilbaş'la. Ama ben giderken dans fabrikadaki dansçıların isimlerini bile bilmiyorum yani. O kadar ilgisiz değilim de o kadar bilgisizim yani. Hani ben sadece dans etmek istiyorum ama ne yapmak istiyorsun? Hepsi birbirinden farklı, hiçbir şey bilmiyorum. Gittim işte, Ömer Hoca'yla konuşmaya gittik. Nur Ömer Hoca'yla konuştu önce. Sonra işte şu gün gelebilirsiniz dedi. Merhaba. Çok tatlı ama bu. Çok mutlu olduğunu anladım.
Evet, ben de seni seviyorum. Sonra gittik Ömer Hoca ile konuşmaya. O işte bayağı yol gösterdi orada. İstersen özel ders alırsın, istersen grup dersleri var, onlara girersin. Ben de eğer buradaysam izlerim seni. Hani yardımcı olurum hangi derse gireceğin konusunda. Yeteneğin var mı yok mu konusunda tarzı. Ondan sonra ben bir gün işte gidecektim. Antrenmandan izin falan aldım. Sonra bir baktım Ömer Hoca'nın dersinde yer kalmamış. Ağladım böyle DM'den. Ne olur beni derse alın falan diye. Ondan sonra da dedi bir sorayım. Yer açılırsa eğer haber veririm, gelirsin. Sonraki gün oldu işte. Deden yer varmış, gelebilirsin falan. Öyle bir gittim ki gidiş o gidiş. Tabii Ömer Hoca bundan önce şey sanmış. Ben muhtemelen bir gün gideceğim, sonra bırakacağım falan sanmış. Hani şey falan dedi bana. Ama geleceksen, başlayacaksan hani istikrarlı olman lazım. Hani bırakmaman lazım. Sonra muhtemelen şu an şey diyor olabilir içinden. Hangi gün gelmeyecek acaba? Sürekli dans fabrikadayım çünkü. Buradan da ona selamlar. Tabii videolarımı izliyorsa bilemeyeceğim izliyor mu? Ondan sonra işte öyle başlamış oldum. Ben tabii dans fabrikaya gidiyorum. Aa diyorum, bugün bu ders varmış, hadi ona da gireyim. Soruyorum yarın ne var? Bu var diyorlar, hadi ona da gireyim, ona da kayıt olayım falan. Böyle. Sürekli gittiğim 3 ders var. Vogue, Urban. Neyse çok uzattım ya, nasıl başladın demişler alt üstü. Neyse böylece başlamış oldum işte. Öyle bir gün Ömer Hoca ile görüşmeye gittim. Sonra o gel dedi, onun dersine gittim. Böyle başlamış oldum. Şu an video çekiyoruz. Tam şu anda ama gerçekten. Tam gerçekten şu anda çekiyoruz bu arada. Bunları da eklersek yarın izleyebilirsin. Dansa başlarken zorlandın mı? Şöyle şu açıdan zorlandım. Hani acaba dans edebilir miyim, edemez miyim, yapabilir miyim, yapamaz mıyım? Çünkü jimnastikte bir... Gel. Jimnastikte bir mükemmelliyet vardır. Yani doğru bir tanedir aslında. Ve hani ona yakın olanı yapmanız gerekir. Ama dansta öyle değil. Dansı herkes kendi vücuduna kendine göre yorumluyor. Hani onun için öyle bir mükemmellik ya da doğru diye doğru yanlış tabii ki var. Ama kesin çizgilerle yanlış veya keskin çizgilerle doğru diye bir şey olmadığı için ondan korktum biraz. Hani yapabilir miyim, yapamaz mıyım? Hani çünkü ben de şey düşünüyordum. Hoca ne yaparsa onu yapmak zorundayım. Ama öyle değilmiş. Yani vücudunuza göre kendiniz yorumluyorsunuz. Öyle yani. Psikolojik olarak zorlandım. Biraz sadece o kadar. Thank you. Next. Thank you. Fenerbahçemizden en sevdiğin oyuncu. Ben bunu hep söylüyorum, söylemeye de devam edeceğim. Bir Volkan'dır Fenerbahçe. Volkan Demirel'e buradan saygılar. Oyuncu olsun olmasın şu an fark etmez. Next one. Sana uğur getiren eşyan var mı? Varsa ne? Bana normalde böyle yarışmalardan bir tane eşyam var ama onu burada söyleyemem. Yani şöyle, ben ilk yarışmamdan beri her yarışmamda aynı iç çamaşırı giyiyorum. Ama yani onun bana uğur getirdiğini düşünüyorum. Onun için onu kullanıyorum. Onun dışında bir tane tarağım var ama o tarağı nereye, yani Domini'ye gittiğimde de Domini'ye götürdüm. Şu anda da yanımda. Hani hep yanımda taşıyorum. Bebeklik tarağım. Her yarışmama mutlaka onu götürüyorum. Bir de düşüneyim bakayım. Başka var mı? İşte eskiden peluş götürüyordum ama peluş götürmeyi bıraktım artık. Bir de yarışma sırasında yaptığım totemlerim var, o kadar. Ailenle birlikte mi yaşıyorsun? Evet, aile. Yani ailem ne derken, iki tane ablam var benim. Biri İstanbul'da ama kendi evinde yaşıyor. Diğeri Almanya'da. Ben annem ve babamla, evet, yani ailemle yaşıyorum. Çok mutluyum ailemle yaşadığım için. Canım ailem. Yediğim önümde, yemediğim arkamda. Lise 1'e gidiyorum. Tavsiyelerin var mı? Şimdi ben dediğim gibi hani hep iyi öğrenci hem iyi sporcu olmaya çalıştım hayatım boyunca. Onun için okulumu da hiçbir zaman aksatmadım. Sporumu da hiçbir zaman aksatmadım. Ve ortaokuldayken, ilkokuldayken falan notlarım hani çok iyi geliyordu. Sonra liseye geçerken de herkes şey dedi, düşük gelebilir bak biraz notların, üzülmen daha. Lise 1 çok zor çünkü hani bambaşka bir yer, bambaşka bir döneme başlıyorsunuz. Ben gerçekten lise 1'e bir geçtim. İlk sınavım bir düşük geldi benim, bir moraller bozuk. Öyle böyle değil. Ama sonra çalışa ki bence hani başından sıkı tutmak denir ya. Evet, biraz keyif al yani, lise hayatını da yaşa, sosyalleş, sporunu da yap, sanat yapıyorsan sanat yap, hani ne yapmak istiyorsan onları da yap, gez dolaş ama derslerini de en başından bence sıkı tut. Bence hani eğer böyle bir hedefin varsa üniversiteye yönelik, ona doğru çalış yani. Sonra zor oluyor. Kendimden biliyorum. Jimnastik zor mu? Jimnastik değil, çok zormuş. Tabii ki zor yani.
Her spor zor. Ben 13 yıldır jimnastik yapıyorum. Jimnastik hala benim için zor. Hani böyle biz esnerken falan insanlar şey diyor mesela, benim canım acıyor hani denediklerinde. Senin canın acımıyor mu? Evet, hani benim de canım acıyor ama hani sınırı yok sonuçta. Hani mesela bacak açıyoruz, yani şipagat dediğimiz. Hani onu üst bacağımızı yüksek bir yere koyuyoruz. O zaman benim de canım acıyor yani. Tabii ki zor ama her spor zor. Her şey zor. Ya şu hayatta ne kolay ki. Yine durduk yere efkarlandım ben her zamanki gibi. Evet, demişsiniz ki en küçük olmak nasıl bir şey ailede. Güzel yani. Hiç düşünmedim bu açıdan. Yani en büyük olmak nasıl bir şey bilmediğim için ya da ortanca olmak. Ha, evet, genelde evin işlerini ben yapıyorum. Yani evin işlerini dediğim, bir yere çıkılacaksa falan ablamlardan biri de evdeyse kesinlikle o çıkan ben oluyorum genelde. Ama güzel yani biz... Nazar boncuğu emojisi. Hani böyle iyi anlaşamayan falan kardeşler olur ya da aile içinde. Biz çok şükür öyle bir şey yaşamadığımız için. Ya ben iki ablamla da çok iyi anlaşıyorum. Anne babamla da çok iyi anlaşıyorum. Arada ufak tefek tartışmalarımız olsa da. Ama onun için hani en küçük olmak zor, kolay. Ben mutluyum yani. Maşallah. Jimnastikle ilgilenmeseydin hangi sporla ilgilenirdin? Şöyle. Şey dermişim, boks. Benim babam eski futbolcu, yani profesyonel futbolcu ve ben doğduğumda, yani ben doğmadan önce de futbol antrenörlüğü yapıyordu. Ben onun için aslında futbol sahasında büyüdüm diyebilirim bir nevi. Yani çünkü onun antrenmanlarına falan giderdim ve futbolcu olmayı aslında çok istiyordum. Ama denk gelmedi. Yani 6 yaşında Kayseri'ye gittiğim için Kayseri'de bir kadın takımı yoktu. Onun için denk gelmedi. Ama futbolcu olmayı çok isterdim. Onun dışında da voleybol kesinlikle çok isterdim. Yani çünkü jimnastik bireysel bir spor olduğu için ben bir takım sporu yapmış olmayı çok isterdim ya da yapmak çok isterdim. Boyum kısa da olsa. Şimdi şey, voleybol sen 1.50 kızsın falan. 1.57. 1.62 değil. İnternette 1.62 yazıyormuş. 1.62 değilim. 1.57'yim. Okula gitmeyi seviyor musun diye bir soru gelmiş. Evet, zor biraz. Zor derken disiplin gerektiriyor. Hem sporu hem okulu birlikte götürmek. Türkiye'de yani zor. Yurt dışında bunun için çok güzel imkanlar var ama Türkiye'de daha ne yazık ki o kadar profesyonelleşemedik. Okula gitmeyi seviyorum yani. Tabii üniversiteye daha sadece... Tekrardan merhaba. Üniversiteye daha sadece hazırlık için gidebildim. Bir de bir dönem gidebildim. Sonra gidemedim ama seviyordum ki okulum uzak yani aslında bana bayağı oturduğum yere. Ama yine de seviyorum ya. O da bir sosyalleşme bence. Böyle evden evden ders olmuyor. Sevmiyordum online eğitimi. Sıradaki. Okulun hakkında her şeyi merak ediyorum. Minnoşçuk yazmış biri. Okulum hakkında dediğim gibi endüstri mühendisliği okuyorum. İngilizce bölüm okuyorum. %100 burslu okuyorum. Okulumun iki tane kampüsü var. Ben Şile'deki kampüste okuyorum. Derslerim çok zor. Şu hayatta her şeyi paylaşayım. Patates kızartmanı paylaşamam. Okul zor yani, bayağı zor. Yani dersler falan hani millet şey sanıyor, özel okul diye yatarak okuyoruz falan sanıyor da öyle bir şey yok yani. En azından bizim okulda yokmuş, onu fark et. Gerçekler böyle yüzüme çarptı dermiş. Yok. Türkçe olsa belki biraz daha kolay olurdu da bir de İngilizce olunca biraz daha zor. Yani hele ki şu, ben bir dönem hani hiç gidemediğim için okula böyle bir adaptasyonda ufak bir sıkıntı yaşadım. Hani böyle uyanmak olsun, derse girmek falan. Hele ki online sistem geldim. Bir anda okula gitmiyoruz bilgisayardan falan. Ama alıştım. Alışmak zorundayım zaten. Dans etmek mi senin için daha değerli yoksa jimnastik mi diye bir soru gelmiş. Ya şöyle, bu yani tabii ki jimnastik benim hayatımın yarısından fazlasını kaplayan bir dönem. Ama dediğim gibi jimnastiği ben daha böyle yani tam profesyonel olarak yaptığım için, hani profesyonel sayılmasa da biz sonuçta kendi hayatımızı profesyonel sporcu gibi yaşıyorduk. Hani uyku düzenimiz, beslenmemiz, antrenman saatlerimiz, çalışmalarımız, okulumuz falan. Ya da sosyal hayatımız, her şeyimi jimnastiğe göre ayarlıyordum. Orada biraz daha zorunluluk vardı, ciddiyet vardı. Dans ama böyle beni, bilmiyorum. Bunu dans videomda da söylemiştim. Dans fabrikada çok bir ev havası olduğu için ben orada... Merhaba. Tekrar. Bak, ev havası dedim, hemen geldi. Dans fabrikada çok bir ev havası, böyle çok ev ortamı, aile ortamı olduğu için ben orada kendimi çok rahat hissediyorum. Jimnastikte biraz daha zorunluluk vardı, ciddiyet vardı. Dans biraz daha rahat. Rahat derken yani mükemmeliyet diye bir şey olmadığı için dansta kendimi daha özgür, daha rahat hissediyorum. Hani kendime farklı bir açıdan bakmayı öğrendim. Ama ikisinin de yeri çok ayrı. Hani jimnastiği profesyonel olarak yapıyordum sonuçta ama dansı hani şu an yani
Daha doğrusu hani kendimi dansçı diyemem sonuçta. Hani hobi olarak yaptığım için dansı, ikisini böyle bir karşılaştırma içine sokamıyorum. Ama ikisi de jimnastik zor ama elde ettiğim başarılarla yani hep mutlu oluyordum. Ama dansta da hep mutluyum yani. Dans ederken sürekli mutlu oluyorum. Tabii ki arada böyle moral bozukluğu falan oluyor da onlar da olacak artık. Ama yani kısaca hangisi daha değerli diye bir sorunun cevabı bende yok ne yazık ki. K-pop videosu bir daha gelir mi? Şöyle, tabii Dans Fabrika'dan daha video isterseniz çekeriz. K-pop videosu da çekeriz. Hani ben şey yorumunu çok gördüm. K-pop popüler diye mi sen K-pop'a başladın falan yorumunu çok gördüm. Ama şöyle bir durum var. Benim zaten K-pop dersine girmem tamamen bir tesadüftü. Yani ben Dans Fabrika'ya gitmiştim bir çekim için. K-pop dersi varmış. Dedim ki gelmişken hadi bari derse de gireyim. Öyle döneyim. Derse öyle girdim. Sonra Gülşi Hoca, hepiniz tanıyorsunuz zaten. Yani izleyenlerin hepsi tanıyor. Gülşi Hoca'nın o kadar harika bir enerjisi var ki ders beni o kadar çekti ki artık her hafta K-pop dersindeyim. Ve galiba bilmiyorum K-pop, yani herkes K-pop videolarımı daha güzel, daha hoş buluyor diğer gittiğim derslere göre. Ama gelir. Galiba gelecek K-pop videosu tekrar. Gülşi Hoca'yla da konuştuk o gün. Gelecek muhtemelen. Hangi şarkıları isterseniz yorumlara bırakırsanız oradan bakıp şey yaparız. Çekeriz. Hepsine nasıl yetişiyorsun? Dans, okul, jimnastik demişsiniz. Şöyle söyleyeyim. Öncelikle hepsinin nasıl yetiştiğimin sebebi sevmek. Yani her şey önce sevmekle başlıyor. Yaptığınız şeyleri sevmeniz gerekiyor ki size eziyet olarak gelmesin. Hani ben jimnastiği de çok seviyorum. Dansı da çok seviyorum. Ama okul olmazsa olmazım. Yani her zaman böyleydi. Onun için hepsini bir arada götürmek tabii ki zor. Çok büyük bir plan gerektiriyor. Yani hayatımın her alanında planlı yaşamam gerekiyor. Yeri geliyor böyle saat saat planlı yaşamam gerekiyor. Ama sevdiğim için her güzel şeyin de bir zor yanı var yani. Onun için mecbur, zor ama yetişiyorum. Yani daha doğrusu dediğim gibi 13 yıldır jimnastik yapıyorum ve 13 yıldır hayatım hep bir koşuşturmaca. Hem okul hem spor, bilim sanat merkezine gidiyordum. Başka yerlere gidiyordum. Hani onun için hep zaten hayatım düzen içinde geldiği için ben artık alıştım. Ama zor. Ne yalan söyleyeyim. Dans ederken neden kendini gizliyorsun? Oysaki çok yakışıyor minik kız demiş biri. Öncelikle teşekkür ederim. Ama dediğim gibi hani şu an psikolojik olarak kafamda bir böyle mükemmelliyet şeyi olduğu için onu daha atamadığım için o baskıyı kendi içimde. Onun için hani biraz daha bekliyorum. Bir de çok güzel bir dans videosu, yani ilk dans videomun özel bir video olmasını, güzel bir video olmasını istiyorum. Onun için de canlı yayında da Ömer Hoca böyle ufak spoiler vermiş. Onunla güzel bir video çekeceğiz. Onu yayınlayacağım en kısa zamanda. Sizinle paylaşacağım. Onun bana hocalık yaptığı dans türü Urban diye geçiyor. Benim galiba girdiğim dersler arasında vücuduma en ters olan. Yani biraz daha sert böyle hareketler falan. Böyle flex falan, parmak uçları hiç sıkı değil. Böyle hep sertler. Ama ben zaten farklı bir şey olsun istiyorum. Kendimi zorlamak istiyorum. Onun için en çok da Urban'da ilerlemek istiyorum. Çünkü hani diğerleri zaten jimnastikten gelen bir estetik, bir esneklik, bir şey kapsıyor. Urban çok ters geliyor vücuduma. Onun için de en çok onunla ilgili çalışmam, onunla ilgili düşünmem gerekiyor. Evde de hatta çalışıyorum böyle koreografileri öğrenip gidip. Onun için İlk sanırım dans videomu Ömer Hoca ile paylaşacağım. Onun için de çalışıyoruz. Güzel bir şey olacak biz. Yani çok güzel bir şey olsun istiyoruz. Onun için biraz uzun sürüyor. Ama gelecek. Jimnastikte pes etmeyi düşündüğün oldu mu? Tabii ki oldu. Yani çünkü çok zorlandım. Yani sakatlıklarım çok vardı. Hala olan sakatlıklarım var. Geçmiyor yani. Onların çok ağrıları, yarışma psikolojisi, o baskı. Hani gerçekten artık yeter dediğim oldu çünkü psikolojik olarak çöküşte hissettiğim dönemler oldu kendime. Ama bu konuda da yine dediğim gibi hani jimnastikle ilgili ayrı bir video çektiğimde anlatacağım. Ailem ve antrenörümün desteği ve Kardelen işçen kaptanım. O üçünün böyle desteği beni hiçbir zaman jimnastikten koparmadı. Onlar olmasaydı ama kesinlikle, yani onlardan biri bile olmasaydı muhtemelen kesinlikle jimnastiği bırakmıştım. Video çekiyorum şu anda.
Sen de videodasın. Asıl hayalim jimnastik miydi diye bir soru gelmiş. Yani jimnastik yapıyordum. Hani çok zaman harcıyordum. Tabii ki başarılı olmak bir hayalimdi. Milli takım tabii ki öncelikle büyük bir hayalimdi. Gerçekleştirdim hayallerimi. Mutluyum. Mesela herkes şey demiş. Dans fabrikanın reklamını yapıyorsun falan filan. Ama yok öyle bir şey yani. Bana dans fabrikadan bir kere olsun şey denmedi. Hadi bizim fotoğrafımızı paylaş, hadi bize story at. Bir kere bile olsun denmedi. Hatta böyle bir şey ima bile edilmedi. Hatta aksine galiba sürekli durup durup atan. Hadi fotoğraf çekilelim, hadi fotoğraf çekilelim, hadi video çekilelim falan olan benim. Yani herkes tanıyor ki bize bir şey gelince, bir şey yapınca, bir şey paylaşınca yok işte sponsorluk, yok reklam. Değil yani. Sevdiğimiz şeyler olabiliyor. Ve bunları paylaşmak isteyebiliyoruz çok doğal olarak. Değil. Ben dans fabrikada olmayı, orada olmayı seviyorum. Onun için paylaşıyorum. Yeter mi artık acaba? Son o zaman. Bir eğitim almak zorunlu mu? Ama bu soru da çok karışık. Yani ne hakkında? Eğitim almadan da başarılı olunur mu? Dansta mı acaba? Farklı farklı anlatayım. Dansta içinizden geliyorsa hani iyi dansçı yani içinizden gelmesi gerekiyor. Ama tabii ki bir şeyin eğitimini almak o işte daha da iyileşmenizi, o işi profesyonel olarak öğrenmenizi sağlar. Uyudu burada. Okul, yani bence okul eğitimi zaten kesinlikle alınması, yani eğitim okul açısından olarak kesinlikle alınması gereken bir şey. Yani illa meslek sahibi olmak için değil. Hani hatta şu an hep söyleniyor yani hani mezun olduğu bölümle alakalı iş yapmayan o kadar çok insan var ki diye. Ama yine de hani bence o eğitim zorunlu. Bu eğitim sisteminde bilmiyorum ama güzel bir eğitim sisteminde bence eğitim alınmalı. Jimnastikte eğitim zaten zorunlu yani olmazsa olmaz. Biz hala eğitiliyoruz. 12 yıl oldu hala ben de eğitim alıyorum yani öyle söyleyeyim. Bu kadar. Daha çok sorunuz var. Teşekkür ederim öncelikle sorularınız için. O da teşekkür ediyor. Eğer beğenirseniz bu tarz videoyu belki sonra tekrar yaparız. Yorumlara bekliyorum yine video fikirlerinizi. Abone olmayı, beğenmeyi yine unutmayın. Sizi seviyorum.